Aramıza katılan herkese merhaba diyelim. Çünkü birazdan yorumları kapatacağım. Son 10 dakika açacağız. Bunu da belirtelim ki hocamızın çünkü o zaman yüzü gözükmüyor öyle olunca. Şimdi yorumları kapatacağım birazdan. Evet, konularla da başları döndüreceğiz inşallah. Şimdi hocam başlayalım. Dedik ki yayına girerken nedense hep Müslüman coğrafyalar, mazlumlar hedef alınıyor. İşte şu anda mültecilerin yaşadığı sorunlar, dünyanın dikkatinin tamamen burada olması gerekirken dünyanın dikkati hep bambaşka konularda. Neden hocam bu mazlum coğrafyalara neden yönelmezler? Şimdi maalesef evet bizim coğrafyamız yani Orta Doğu coğrafyası dedikleri bizim bu Müslüman coğrafyası maalesef yüzyıllardan beri bu Batılıların böyle zenginlikleri alıp ülkelerine götürmesi için bir mağduriyet bölgesi durumuna geldi. Ve biz Müslümanlar gerçekten dünyanın her yerinde mazlum millet durumuna geldik bir yerden. Peki şimdi bunun aynısı Suriye'de oluyor. Mesela güncel olarak Suriye'de, Libya'da, Irak'ta oluyor. Ama tabii buradaki yapılanlar bizim moralimizi bozmaması gerekir. Biz kadim bir devletiz, kadim bir milletiz. Türk İslam coğrafyasında yüzyıllardan beri ayaktayız. Bunları başaracağız. Ne kadar koşullar olumsuz olursa olsun, ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler. Biz Allah'ın izniyle bu mağduriyetin içerisinden çıkacağız. Bize dönmüş, yüzlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönmüş insanlara umut olmaya devam edeceğiz. Mesela yanı başımızda işte Suriye olayı 2011 yılından beri Türkiye dünyanın yapmadığı şeyi, göstermediği merhameti kardeşlerine gösterdi. Onları alıp yaklaşık 5 milyon mülteciyi ülkemizde barındırdık. Diyanet işlerimizden Allah razı olsun, Kızılayımızdan Allah razı olsun, devletimizden Allah razı olsun. Bakın bunlar gerçekten çok önemli bir olaylardır. Sosyal dayanışmadır. Savaşlar olur biter, savaşlarda kanlar dökülür vesaire ama önemli olan bu yaraları saracak devletler, buradaki mazlum insanlara uzanacak eller. Türkiye burada 2011 yılından beri Suriye'den bahsediyorum. Bu mazlum milletlerin, Irak'taki mazlum milletlerin, Libya'daki mazlum milletlerin sesi oldu, ayağı oldu, eli oldu. Şu anda baktığınız zaman bunu dünyada takdir ediyor. Dolayısıyla Türk İslam medeniyetinin temeli şefkate dayalı bir sistemdir, düşüncedir, duygudur, şefkattir. Bunu biz her millete yapmışız. Bakın bugün belki bir takım insanlar işte bu Suriyelilerin ülkemizde bulunması nedeniyle rahatsız oluyorlar vesaire. Herkesin düşüncesine saygı duyabiliriz. Ama bakın Türkiye bu kucağını sadece Suriyelilere falan açmadı. Tarihe gidin bakın 1492'li yıllarda hatırlayın Yahudilerin Avrupa'dan kovulmasına, kovulduktan sonra geldikleri yer bizim ülkemiz olmuş. Bizim ülkemiz merhamet yeri. O yüzden herkese kucağını açan bir millet, yardımsever bir millet. Hem de mazlumun kimliğine, kişiliğine bakmaksızın. Afrika'da belki çok gündeme gelmiyor Türker Bey ama Türkiye Afrika'da belki de Orta Doğu'da yani Suriye, Irak, Libya denkleminden çok daha yardımsever ve şefkat elini bu bölgeye uzatıyor. Bugün dünya basının taradığınızda göreceksiniz ki Türkiye'nin Afrika'da hiçbir karşılık beklemeden, bakın burası çok önemli. Çünkü insanlar sömürülüyor orada. Batı tarafından sömürülüyor ama dayalı devletler arası ilişkiyi gözeterek Türkiye'nin buradaki insani elini buraya uzatıyor. Bakın bana bir arkadaşım, dostum anlatmıştı. Dedi ki Murat Bey, belki bizim için küçük bir hizmet ama Afrikalılar için o kadar değerli, o kadar önemli bir görev ki, o kadar önemli bir hizmet ki. Şimdi dedi ki biz bir köye gittik öncelikle. Su kuyusu açacağız dediler. Köylüye su kuyusu açacağız. Ve köylü toplandı, bizi kovmaya hatta dövmeye kalkıştı. Dedik ki niye bunu yapıyorsunuz? Dediler ki, demişler ki siz topraklarımızı elimizden alacaksınız. Siz bu açacağınız kuyu karşılığında bizim tapularımızı elimizden alacaksınız. Bizim arkadaşlar demiş ki hayır biz öyle bir şey yok. Biz sizden para istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece size bedava su çıkaracağız. Buna inanmıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Batılılar buradaki mazlum milletleri sömürmeye alışmış.
Ve bugün 3 gün önce ABD'nin, İngiltere'nin hazırlamış olduğu yeni savunma stratejilerinde ve özellikle Fransa'nın diyorlar ki Türkiye'yi Afrika'dan uzaklaştırmak gerekiyor. Çünkü Afrika halkını uyandırıyor diyor Türkiye. Afrika halkını uyandırıyor. Dolayısıyla bakın biz içeride küçük şeylerle uğraşmış olabiliriz. İçeride bizi hapsetmiş olabilirler. İçeride birbirlerimizle gereksiz kavgalara girişmiş olabiliriz ki Türkiye'nin en büyük gücü de içeride birlik beraberliğini sağlamasıdır. Bunu Allah'ın izniyle sağlayacağız. İşte bu birlik beraberliğimizi içeride sağlar isek Türkiye'nin en büyük silahı budur. Birlik beraber olduğumuz sürece dışarıda yenemeyeceğimiz bir güç yoktur. İşte bu devletler diyorlar ki Türkiye'yi Afrika'dan uzaklaştırmak gerekiyor. Niye? Çünkü diyor burada insanları farklı alanlara sevk ediyor. Burada insanları eğitiyor. Burada insanları uyandırıyor. Yani Dolayısıyla Türkiye o sömürü düzenine dur dedi çomak hocam. sokuyor. Çomak sokuyor. Aynen çomak sokuyor. Ama üzülerek belirteyim ki bu bizim basınımızda gerçekten çok gündeme gelmiyor. Yani Maalesef. çok önemli şeyler bunlar. Yani Türkiye'nin bakın ben şahsen bir araştırmacı yazar olarak Türkiye'deki faaliyetleri, Türkiye'nin faaliyetlerini, dış faaliyetlerini bakın çok üzülerek söylüyorum. Yabancı basından takip ediyorum. Ha bugün 2-3 makale okudum. Mesela Türkiye'nin süper güç olma konusunda attığı adım insanlara anlatsam insanlar der ki Murat Bey, Murat Hoca uçuyor. Halbuki bunları ben söylemiyorum. Financial Times söylüyor. Bunları ABD Time dergisi söylüyor. Bunları İngiltere, Fransa'nın Le Point dergisi söylüyor. Bunlar çok ciddi yayın organları. Diyor ki Türkiye inanılmaz bir dışarıda hamle yapıyor. Strateji geliştiriyor. Afrika'da, Balkanlar'da, Asya'da, Orta Doğu'da. Burada biz varız. Yani bugün bakın dediğim gibi Suriye'de biz varız. Biz olmasak Suriye'deki mazlumları kimse kabul etmiyordu. Bakın bugün yine üzülerek söylüyorum ki coğrafyamıza yakın Arap kardeşlerimiz bizim millet dedikleri, bizim kan bağımız dedikleri Suriyelileri şunları bunları bizden daha çok almadılar. Bugün en çok mülteci barındıran, besleyen, onlara şefkat elini uzatan ülke bizim ülkemiz, Türkiye, Kızılayımız, Diyanet Vakfımız hepsi bunlar Allah razı olsun buraya el uzatıyor. Burada gizli kahramanlar var, gizli kahramanlar Türker Bey. Yani emin olun hani devletlerin görünüşte çalışan kurumları, kuruluşları, kişileri vardır. Bu diplomasidir. Ama bir de diplomasi arkasındaki kişiler vardır. Bunlar pek bilinmez. Bunları kimse görmez. Bunlar gizli kahramanlardır. İşte bizim Kızılayımız, Diyanet İşlerimiz, Diyanet Vakfımız ve onun arkasında Milli İstihbarat Teşkilatımız. Bunlar görünmeyen kahramanlardır. Bunlar çalışıyor. Allah razı olsun her birisinden. Bunlar Kesinlikle canı hocam. pahasına buralarda çalışıyor. Suriye'ye gidin. Ben Suriye'ye bir defa gittim. Buralarda barınmak, gezmek, dolaşmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama bu insanlar canlarını dişlerine takarak, başlarını gövdelerine saklayarak, yani baş gövde korkusu olmadan buralara gidip hizmet eden insanlar. Dolayısıyla biz hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Müslüman zaten ümitsiz olmaz. Yani Müslüman umutsuzluğa düşmez. Çünkü inanıyorsanız üstünsünüz. Bir kere bunu iyi özümsemek lazım. İkincisi, biz tedbirimizi alacağız. Tedbirimizi aldıktan sonra takdiri Allah'a bırakacağız. Coğrafyamızda olsun, dünyanın diğer bölgelerinde olsun, gerçekten çok enteresan, ilginç şeyler oluyor. Diyeceksiniz ki hocam ne oluyor? Biliyorsunuz ya bir Covid meselesi yaşıyoruz. Yani bir pandemi. Dünya içeri kapandı. Dolayısıyla da devletler pek dışarıdaki siyasetlerini, stratejilerini henüz gerçekleştiremedi. Yani bir faaliyet olmadı. Ama yavaş yavaş Allah'ın izniyle bu pandemi döneminde bitiyor. İnşallah benim uzmanlardan aldığım bilgi, görüş 2022'nin başına kadar bu beladan biz kurtulacağız. İşte İnşallah hocam. aslında bunun esas bundan sonra da başka sıkıntılar geliyor. Nedir? Dünyada yeni gelişmeler oluyor. Bakın size bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bir tanesi dünyada şu anda 3 tane çok önemli kriz bölgesi var Türker Bey. 3 tane çok önemli kriz bölgesi. Bunlardan bir Nedir tanesi hocam? bizi çok yakından ilgilendiren Orta Doğu ve Doğu Akdeniz. Bildiğiniz gibi. Yani Doğu Akdeniz gerçekten gerilimli bir bölge. Belki biraz gündemden düştü. Bu Covid nedeniyle gündemden düştü ama emin olun yavaş yavaş Covid etkisini kaybettikten sonra bu yeniden gündeme gelecek ve çok ciddi bir konu. Bakın Rusya henüz yeni bu 3 günlük bir haber. Doğu Akdeniz'e 4 tane daha savaş gemisi gönderdi. Yani toplam
16 savaş gemisi oldu Rusya'nın Doğu Akdeniz'de. Balistik füze taşıyan, nükleer başlıklar taşıyan. Şimdi bunlar buraya boşuna gelmiyor. İngilizler burada, savaş gemileri burada, ABD'nin savaş gemileri burada, İsrail'in burada. Yani Yunanistan göndermeye çalışıyor. Dolayısıyla burası bir gerilim noktası, ciddi bir gerilim Yani yakında noktası. bir şey patlayacaksa burada patlayacak diyorsunuz hocam. Burada da patlayacak ama size çok enteresan bir bölge söyleyeceğim. Bakın çok enteresan bir bölge söyleyeceğim. Bugüne kadar belki çok gündeme gelmedi. Hiç gelmedi belki de. Şimdi burada mesele ne? Mesele şu. Mesele burada bir enerji yatak, enerji paylaşımı söz konusu. Yani Türkiye burada Birleşmiş Milletler'e belirttiği sınırlar içerisinde bir doğal olarak, hakkı olarak gaz arıyor, doğal gaz arıyor ve madenler vesaire arıyorlar. Şimdi diğer milletlerle, diğer devletlerle bir çakışma noktaları var. Yani işte bunun içerisinde İsrail var, Arap devletleri var, Mısır var, ondan sonra Yunanistan var, Kıbrıs var vesaire. Şimdi bir blok oluşmuş durumda. Yani burada Türkiye'ye karşı ciddi bir blok var. Ve Yunanistan üzerinden mesela Türkiye'yi kışkırtıyorlar. Yani Yunanistan'ın tabii ki Türkiye ile boy ölçüşecek bir devlet olmadığını hepimiz biliriz. Ama Yunanistan bir piyon olarak kullanılıyor burada. Yani Türkiye'nin üzerine salıp burada bir çerçevesinde Türkiye'yi yıpratma, hatta kısa süreli bir vurucu savaş, yani kısa sürede sonuç alabilecek bir savaşa dahi gidebilir bu bölge. Ya bu ciddi bir durum bu. İkinci bölgeyi söyleyeyim, kriz bölgesini söyleyeyim. Güney Çin Denizi, bakın. Yani Güney Çin Denizi Güney dediğimiz işte, Çin Denizi. evet, Güney Çin Denizi. Mesela bu Tayvan, Singapur, işte Kore vesaire, bu bölgenin olduğu çok önemli su yollarına sahip olan bir bölge. Ne var burada? Burada ABD Çin'in dünyaya açılmaması için bu bölgeyi tıkıyor. Yani Çin'e karşı bir set oluşturuyor. Çin önemli su yollarını bu bir kuşak bir yol projesiyle ele geçirmek istiyor. Yani bir kuşak bir yol projesi, ABD böyle diyor çünkü hazırladığı raporda aynen o şekilde vurguluyor. Diyor ki Çin bir kuşak bir yol projesiyle yeni dünya hegemonik güç olmak istiyor diyor. Dolayısıyla diyor biz bunu durdurabilmemiz için ilk durduracağımız bölgelerden birisi bu Güney Çin Denizi. O yüzden de dikkat edin, Tayvan'la Çin arasında şu anda ciddi bir gerilim var. Çin Tayvan üzerinden AB için üsler kuruyor. ABD buraya en gelişmiş savaş gemilerini gönderiyor ki şu anda var. Dolayısıyla Hocam burada şöyle yapalım. Hocam, evet. son cümleleriniz kesildi internet bağlantısından dolayı zannedersem sizin. O son bölümü tekrarlar mısınız? Son bir dakikanızı. Evet. Şimdi ikinci küresel savaşın çıkacağı bölge Güney Çin Denizi. Güney Çin Denizi dediğimiz yer neresi? İşte bu Çin'in alt kısımları, Singapur tarafları, Tayvan tarafları, ondan sonra Güney Kore tarafları vesaire. Bu bölgelerde çok stratejik deniz yolları var. Çin bu bölgelerden denizden giderek Orta Doğu'ya, Afrika'ya açılmak istiyor. ABD de Çin'i şöyle suçluyor. Diyor ki Çin bir kuşak bir yol projesiyle diyor buraları, bu su yollarını ele geçirerek dünya hegemonik gücü olacak. Dolayısıyla bunu burada durdurmak zorundayız. Hatırlayın, dün daha Joe Biden, ABD Devlet Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı arayarak dedi ki alternatif bir kuşak bir yol projesi geliştirmek zorundayız dedi. Aksi takdirde Çin Evet. dünyaya hakim olur. İkinci bu stresli, sıkıntılı coğrafya, savaşın olabileceği coğrafyalardan bir tanesi de bu Güney Çin Denizi. Şimdi üçüncüye geçelim mi? Tabii hocam. Üçüncü de var yani. Evet, şimdi geldik en önemli stres sıkıntı olan üçüncü bölgeye. Buraya dikkat. Şimdi Kuzey Kutbu. Bakın yani belki çok garip geldi değil mi? Kuzey Kutbu. Kuzey Bugün Kutbu. Yanlış anlamıyoruz hocam. evet, yanlış anlamadınız bakın. Arktik dedikleri bu Kuzey Kutbu'yla ilgili ABD çok ilginç bir strateji belgesi hazırladı. Yani Benim aklıma mesela Grönland'ın yani Greenland evet. paylaşılması gelmişti. Onunla ilgili mi hocam? Hatırlayın, Trump demişti ki bu Grönland'ı bize satın demişti değil mi, Danimarka'ya? Evet, Şimdi Danimarka'yı dedi. ve çok enteresandır. Bu Kuzey Kutbu'nda biliyorsunuz küresel ısınmanın merkez noktalarından birisi olarak gösteriliyor değil mi? Geçtiğimiz haftalarda
İşte böyle çatlayan buzlar falan vesaire, o görüntüleri bize gösterdiler vesaire. Buzlar eriyor filan. Şimdi bakın Türker Bey, bunların bize gösterilenlerin perde arkasını biz mutlaka araştırmamız gerekiyor. Basın bize sadece normal haberleri verirler ama bunun bir de perde arkası var. Şimdi o perde arkasını araştırdığınızda konu farklı bir noktaya gidiyor. Mesela küresel ısınma diyorlar, iklim değişikliği diyorlar. Elbette bak, dünya ısınmıyor falan demiyorum. İklim değişikliği falan yok demiyorum ama ciddi anlamda abartılıyor. Nasıl abartılıyor? Ya İşte neden birinci gündem maddesi buna getiriliyor yani? Bu kadar dert evet, varken. şimdi bunun arkasındaki plan işte diyorum. O gerilim, Kuzey Kutbu'nu ele geçirmek. Şimdi bak şu raporu şöyle bir göstereyim isterseniz. Yani belgenin adı yeniden Arktik Hakimiyeti, yani Kuzey Kutbu Hakimiyeti. Kuzey Bu Kutbu Hakimiyeti. ABD'nin hazırlamış olduğu bu yeni strateji. Burada çok enteresan şeyler yazıyor. Diyorlar ki Rusya bu bölgeyi ele geçirirse dünya hakimiyetiniz gider İngiltere ile ABD'nin. Niye biliyor musunuz? Eğer bir dünya savaşı çıkarsa, Allah korusun, bir dünya savaşı çıkarsa Rusya'nın ABD'yi nükleer silahlarla, balistik füzelerle vuracağı yer, bakın bu bölge, bu coğrafya, buradan vurabilir. Şimdi ABD diyor ki Rusya burada çok ciddi, çok tehlikeli, çok tehlikeli tatbikatlar yapıyor. Gerçekten de yapıyor. Bakın Rusya geçtiğimiz Cuma günü çok enteresan görüntüler yayınladı. Geçtiğimiz Cuma günü. Rus Savunma Bakanlığı 4 tane nükleer silah taşıyan, ki bunlar çok tehlikeli nükleer silahlar. Öyle İkinci Dünya Savaşı'nda işte Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atılmış gibi değil. Bunların binlerce katı daha büyüklüğünde, Allah korusun, böyle bir savaşta böyle bir kimyasal, böyle bir daha doğrusu nükleer silah kullanıldığı zaman sonsuz bir kış bile olabilir uyarısında bulunuyor uzmanlar. Dolayısıyla burada nedenle biz öğreniyoruz ki Kuzey Kutbu'nun altında, hani derler ya, binlerce virüs yatıyor dediler. Biliyor musunuz? Binlerce virüs. Evet, bu Aslında çok virüs gündeme değil, geldi hocam. madenler yatıyormuş Türker Bey, madenler. Ha. Ya, inanılmaz madenler. Bakın, eğer müsaade ederseniz, vaktiniz varsa, Tabii size hocam, vakit bol. burada bu Kuzey Kutbu'nun ne kadar önemli olduğunu, bakın, ama dünyaya ne diye yutturuyorlar? Dünyaya diyorlar ki yahu biz Kuzey Kutbu'nu kurtarmaya gidiyoruz. Kuzey işte buzlar eriyor, insanlık ki raporda aynen şöyle diyor. Yani Kuzey Kutbu'nun önemini. Kuzey Kutbu dünya petrolünün %13'üne, yani 90 milyar varil olarak gösteriyor. Doğalgaz rezervlerinin de %30'una sahip diyor. Ev sahipliği yapıyor. Bakın bir. Ondan sonra ayrıca diyor bulunmaktadır diyor. Bu size bahsettiğim resmi raporu bu. Yani resmi strateji belgesi yeni. Bu. Ondan sonra yine doğada çok az bulunan disprosium, neodim ve proseodim gibi değerli madenlerin kaynağıdır diyor. Metaller uçakta çok önemli şeylerde kullanılıyor. Şimdi esasında şunu diyor. Bir, stratejik bir bölge. Çok stratejik bir bölge. Rusya diyor bizi vuracağı ilk yer burası. Eğer vurursa diyor ABD bu savaşı kaybeder diyor. Buradan biz Rusya'ya kendimizi vurdur isek ABD savaşı kaybeder. Ve Çin'le birlikte bu şeyi yapıyor diyor. Tatbikatı yapıyor. İşte şeylerden de bahsettim. Burada Rusya'nın geçtiğimiz Cuma günü yapmış olduğu şeyi anlattım size. Tatbikattan bahsettim. Bu arada Rusya'nın petrolünün %75'i de bu bölgeye yakın yerden çıkıyor. Bu bölgeye de muhafaza ediliyor. Doğalgaz rezervlerinin de %95'i burada. %95'i. Bölge bu kadar ciddi. Şimdi Yani yine enerji paylaşımı bir coğrafyanın başını evet. yakacak hocam. Evet, bakın bir dünyanın bir ucunda, diğeri bir ucunda bir enerji paylaşımı var. Ama son zamanlarda bu Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetler inanılmaz derecede arttı. Bakın İngiltere nükleer silah kapasitesini %40 artırma kararı aldı. Türker Bey, %40. Bu çok ciddi bir rakam. Ve Evet. balistik füzeleri de aynı şekilde, balistik füzeleri de %40 artırma kararı aldı. İngiltere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez
savunmasına 300 milyar dolar hazırlıyor. Hazırlıyor. 300 milyar dolar harcayacak. Bunlar Yani Çin'den daha fazla hocam. evet, peki bunlar durup dururken mi yapılıyor? Mesela İngiltere Brexit, hani hatırlayın, Avrupa Birliği'nden neden çıktı? Anlıyoruz ki İngiltere de yeni bir rapor hazırladı. İngiltere de bakın hemen onu da size göstereyim. Ben biliyorsunuz hep belgeyle bilgiyle konuşurum. Bakın Evet şu hocam. rapor. Bu rapor diyor ki rekabetçi küresel İngiltere diyor. Tamam, rekabetçi diyor ki içerikte özet olarak İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi diyor tekrar hegemonik güç olmak zorunda. Bunu yaparken de ABD ile birlikte hareket etmek zorundayız. Ortak düşman kim? Ortak düşman Rusya ve Çin. Burada Türkiye'de aslında üstü kapalı bir gözdağı var. Çünkü ne diyorlar? Biz S-400'leri aldık, kullanmayın diyorlar. Yani burada bize de bir gözdağı var. Tekrar bu Kuzey Kutbu'na dönecek olursak, Ruslar geçtiğimiz Cuma günü tarihinde ilk kez bir deneme yaptı, bir tatbikat yaptı. 4 tane ağır bombardıman, yani nükleer silah bulunduran, torpido bulunduran gemilerini bu Kuzey Kutbu'ndan 2 metrelik buzu delerek yukarı çıktı. Türker Bey, bu tarihte ilk. Niye biliyor musunuz? Çünkü ABD'yi vurabilmesi için bu buzların kırarak bu torpidoların yukarı çıkması gerekiyor. Torpidolar da gördüğünüzde çok korkutucu, ürkütücü, Allah korusun. Yani ve Rusya Savunma Bakanlığı bu şeylerin tatbikatın dediğim gibi bir ilk olduğunu ve de burada ABD'nin herhangi olumsuz bir tırnak içerisinde olumsuz bir faaliyetine karşı biz hazırlıklıyız diyor. Yani savaşa hazırlanıyorlar burada. Ciddi anlamda tatbikatlar yapıyorlar. Diğer taraftan mesela NATO işte 23-24 Mart'ta Brüksel'deki Karargah'ında önemli bir toplantı yaptı. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde önemli bir toplantı yaptı. Ve burada NATO'da ortak düşman olarak başta Rusya olmak üzere Çin'i işaret etti. Şimdi bunları niye anlattım? Bakın Yani o zaman bunlar Rusya ve Çin bahanesiyle Türkiye'ye de bir kuşatma söz konusu olabilir mi hocam? kesinlikle bunu işte az önce dedim ya, bu Çin ve Rusya gibi gözüküyor ama bakın Türkiye'nin de yükselen bir güç olduğunu dünya basını söylüyor. Yani tek başına bir güç merkezi olmak istediğini açık net şekilde küresel basında yazılıp çiziliyor. İşte bu gücü de törpülemek istiyorlar. Yani Türkiye başını kaldırıp dışarıya bakmasın diye. Bakın Dede Ağaç meselesi. Bugün bakın ABD'nin buradaki üsleri, burada diğer İngiliz üsleri, Yunanistan'ın burada yeni yapılanmaları vesaire baktığınız zaman NATO'nun üsleri, işte bu NATO Rusya'yı da bahane ederek aynı zamanda Türkiye'yi de kuşatıyor. Ha şimdi değerli izleyenlerimiz diyecekler ki hocam yani biz NATO'dayız. NATO bizi mi kuşatıyor? Evet, maalesef bizi de kuşatıyor NATO. Çünkü Türkiye'nin de kabuğunu kırıp o kardeş coğrafyalara elini uzatmasını istemiyor. Türker Bey. 15 Temmuz bir NATO darbesiydi hocam. Yani FETÖ eliyle yapılmış bir NATO darbesi söz konusuydu. Aynen öyle. Yani işte orada açık ne şekilde gördük. Uçakların, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağının rotasını an be an verdiler. Kim verdi? NATO'nun bizi izleme şemsiyesiyle verdiler. Sonra bizim devletimiz bu hava üssünü kapatınca o görüntüleri veremediler. Dolayısıyla Evet. da Türkiye'nin, bakın Türkiye'nin zaten S-400'leri almasının ana nedenlerinden biri, açık net söylüyorum, ABD Batı ittifakından gelebilecek bir saldırıyı önlemek. Açık net. Çünkü böyle bir niyetleri olmasa Türkiye'ye ya niye bunu aldın demez. Bugün ortaya çıkan haberlere baktığımız zaman, Alman basının Der Spiegel'in haberine baktığımız zaman, Almanya uzun süreden beri en önemli savaş gemilerinin navigasyon izleme cihazlarını Rusya'dan aldığını ortaya çıktı. Rusya'dan aldığı ortaya çıktı. Şimdi Yunanistan, Bulgaristan hakeza şeyi kullanıyor, S-300'leri. Peki Yunanistan'da bir NATO üyesi. NATO üyesi. Niye bir şey Hem de demiyorsunuz? Türkiye'nin Yani oyuna girdi. ayrıca bakın, yani İsrail'de bugün F-35'ler var değil mi? F-35'ler. Evet. F-35'ler abartısız haftada 2 kez Suriye'yi, Şam'ı vuruyor. Bakın bu da gündeme gelmiyor. 2 kez Şam'ı vuruyor. Peki Rusya'nın burada S-400'leri yok mu? Var. O zaman bize ne bahane üretiyorlar? Diyorlar ki işte sizin
S-400'ler NATO'nun uçaklarının işte özelliklerini kopyalar şeye Rusya'ya verir. Zaten Rusya'nın S-400'leri var Şam'da. İsrail burada vuruyor. Tanıyor şeyi F-35'leri. Yani buradaki bahaneleri saçma. Amaç Türkiye'yi savunmasız bırakmak. Amaç Türkiye'yi içeriye kapatıp hani ne dersek yapın diye, ama Türkiye artık bunları çoktan aştı hocam. Hocam Türker bu Bey. 15 Temmuz öncesi de 15 Temmuz öncesinde de patriotları aynı akıl topladı Türkiye'den. Ve Evet. amacını sonra anladık ki gerçekten işgal olduğunu anladık ya. Yani. Evet, bakın işte o FETÖ'nün kaldırmış olduğu uçaklar bizim milletimizin başına bombalar attılar. Peki bir savunma sistemimiz falan, hava savunma sistemimiz bizim yok. Dolayısıyla da Türkiye'nin bir hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. Ama dün akşam savunma sanayi müsteşarını, başkanını izledim bir programda. Allah razı olsun, Evet. çok ümit verici şeyler söyledi. Yani Türkiye de boş durmuyor. Şimdi şunu, biz öldük, bittik, kaldık. Bunlara ben inanmıyorum. Bakın, objektif olmak zorundayız. Evet, sorunlarımız olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Biz dediğim gibi yani 5000 yıllık bir kadim bir milletiz. Yani bu sıkıntıların, üzüntülerin üstesinden gelebilecek bir millete sahibiz. Dolayısıyla bunları bir kenara bırakırsak, gerçekten diyorum, Türkiye çok önemli noktalara gelebilecek bir ülke olarak gözüküyor. Dışarıdan bakıyorum ben. Ya yani dışarıdaki medyanın, basının söylediklerini söylüyorum. Bakın bu pandemi döneminde dünya maske çaldı Türker Bey. Maskeleri çaldılar. Bütün Evet. dünya ülkelerinin istihbaratı maske çaldı, maske. Solunum cihazları çaldılar. Şimdi biz ne yaptık? Dünyaya nerede 120 ülkeye biz 120 ülkeye maske yardımı vesaire, Mas tıbbi malzeme yardımı yaptık. Bakın Daha bu dün hocam mesela aşı hibesinde bulunduk Bosna'ya mesela Bosna Bosna Hersek'e. Hersek. Yani Yani ne kadar güçlü bir ülkeyiz ki evet. her tarafa elhamdülillah yetebiliyoruz. Elimizi uzatıyoruz. O yüzden şu var. Ya dediğim gibi sıkıntılarımız olabilir. Yani ufak tefek tartışmalarımız falan olabilir, ama dışarıda bu güce karşı, bizi içeriye tıkamak isteyen, bizi boğmak isteyen güce karşı biz birlik, beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Biz tedbirimizi aldığımız zaman takdiri Allah'a bırakacağız, ama hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye, Türk İslam medeniyetinde pes etmek diye bir şey yoktur. O yüzden de bu pandemi döneminin yükselen yıldızı Türkiye olacak demiştim. Bakın şu anda gerçekten, daha geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Sağlık Bakanı tekrar teşekkür etti. Yani Türkiye'den İngiltere'ye yardım yaptık. Biz ABD'ye yardım yaptık Türker Bey. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar tarihi meseleler. Yani dolayısıyla da hani şöyle diyebiliriz. Hocam ne var bunlarda? Ya işte maske yapmış. Ama maske için diyorum, çaldılar maskeyi, çaldılar. Ülkelerin istihbaratları devreye girip maskeleri, birbirlerinin maskesini çaldılar. Birbirlerinin ondan sonra solunum cihazlarını çaldılar vesaire. Hocam o Ama zaman Türkiye, maske deyip küçümseyenlere şunu söylemek lazım. Teknoloji evet. de bizden imrenerek bakıyorlar. Mesela İngiliz bakan geçen hafta dedi ya Türkiye SİHA'larla, İHA'larla zaten tank olayını bitirmiş durumdaydı. Ve mesela İngiltere F-35 siparişinin yarısını iptal etti. Hani Bakın Türkiye savaş stratejisinde bambaşka bir yere getirdiği için dünyaya hocam. şimdi, Hani kimileri maske deyip küçümsüyor ama teknoloji de bizden gidiyor hocam şu an. evet, çok bakın, çok önemli bir noktaya geldiniz Türker Bey. İHA ve SİHA dediniz ya. Şimdi bir belge daha göstereceğim, bir rapor daha göstereceğim. Bakın İngiltere yeni bir rapor daha hazırladı. Bakın şimdi diyor ki Evet. İngiltere'nin gelecekteki silahlı drone'u. Bakın burada bu raporun detaylarında ne var biliyor musunuz? Bu raporun detaylarında 3 tane silah sayıyor. Diyor ki 2038 yılında savaş uçaklarının yerini bu silahlı insansız hava araçları almak zorunda diyor. Ve Türkiye'ye örnek gösteriyor biliyor musunuz? İki, lazer silahları diyor. Ve Türkiye'ye baktığınız zaman lazer silahlarında, bakın bugün dünyada lazer silahlarını deneyen üçüncü ülke Türkiye Bey. Üçüncü ülke. Çin, ABD, Türkiye. Bakın o yüzden diyorum ki hani öldük, kaldık, bittik, çok ümitsiz olmayın. Yani Türkiye devletimiz çalışıyor. Ondan sonra elektromanyetik silahlar. Bakın bunların her birinin devletimiz çalışıyor. Yine elektromanyetik silahlar da Türkiye ilk deneyen ülke biliyor musunuz? Bu kadar önemli silah sanayisine ve teknolojisine de sahip. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim devletimiz, bakın teknolojisiyle bu Türk İslam medeniyeti sentezlerse, bu medeniyeti sentezlerse, işte o zaman üçüncü güç merkezi olarak ortaya çıkacak. Bakın emin olun,
Tek korkuları bu. Yani Türkiye bazıları işte Çin'in yanında mı yer alalım? ABD'nin yanında mı yer alalım? Ben hep şunu söylüyorum. Biz hiçbirinin yanında yer almak zorunda değiliz. Ama bu işbirliği yapmayacağız anlamına gelmez. Biz mütekabiliyet esaslarına dayalı her devletle karşılıklı çıkarlar çerçevesinde biz siyasi ilişki, diplomatik ilişki kurmak zorundayız. Ama işte bir zamanlar Türkiye'yi ABD'nin sanki böyle her dediğini yapan ülke konumuna getirenler şimdi başka bir devletin yanında yer alalım deme lüksüne sahip değiller. Çünkü Türkiye artık kendini aştı. Ben bunları hep diyorum, bakın size belgeleriyle, raporlarla gösteriyorum. Dış basın ciddi anlamda Türkiye'nin dışarıda kredisinin olduğunu, dışarıda çok özellikle bu İHA ve SİHA'lar konusunda Türkiye'nin gerçekten kendini çok aştığını net şekilde söylüyorlar. Ve İngiliz makalesinde bir Financial Times'ta da aynı şekilde yani bu kadar açık net. O yüzden Türkiye'nin sadece böyle maske falan yardımı deyip küçümsemek lazım. Aynı zamanda savunma sanayinin şu anda yerlilik oranı %70'lere çıkmış Türkiye Bey. Bu çok Tabii. önemli. Bu 2002'de daha yerlilik oranı %20'ydi yüzde hocam. on, yüzde Mahmut. beş, yüzde ondu. Ha bunu kim yaparsa yapsın Allah razı olsun. Bu memlekette bir taş Kim kimi üstüne bir çekiyorsa. taş koyar. Ha başımız gözümüz üzerine. Bunu o yapmış, bu yapmış. Bizim millet olarak tabii ki şeyde herkesi alkışlarız. Doğru yapanı alkışlarız. Böyle görmek zorundayız. Yanlış yapanı da kırmadan, dökmeden, samimi olarak eleştirip o yanlışın düzeltilmesini sağlamalıyız. Yani eleştiri yaparken de kırmadan yapmalıyız. Dökmeden yapmalıyız. Çünkü eleştirinin uslubun çok önemi var. Eleştirirsiniz işte eğer iktidarda kim olursa olsun yanlış yapıyorsa siz muhalefet olsun, muhalifler olsun vesaire herkes için geçerli. Düzgün bir dille, yapıcı bir dille eleştirip yanlıştan döndürmek de bu ülkeye en büyük fayda sağlar. O yüzden eleştiriden de korkmayacağız. Ve dışarıdan gelebilecek tehditlere de böyle paniğe kapılıp birbirimize düşmeyeceğiz. Çünkü bu milleti en güçsüz durumda Birinci Dünya Savaşı'nda dahi biz yedi düvele Çanakkale'de meydan okuduk. Yenemediler Türkiye Bey, geçemediler. O yüzden Evet. bu milletin iradesini, bu milletin gücünü böyle kolay kolay kimse kıramayacak inşallah. Hocam Bu az anlamda önce dediniz ya, az evet. önce Türk-İslam sentezini eğer Türkiye uygularsa o dünyadaki gücünü gösterir dediniz. Mesela 1400'lere gittiğinizde ya da 1500'lere, 1600'lere gittiğinizde Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demekti hocam. Demek ki bu Türk-İslam sentezi bizim damarlarımızda olan bir durum ve ne kadar da karşı tarafa korku verdiğini, bizim nasıl güçlendiğimizi gösteren bir durum. Şimdi bugün işte mesela Sudan'a gittiğimizde, Türkiye Sudan'a gitti maalesef, daha sonra işte birileri darbe yaptı. Bunların hiçbiri Evet. tesadüf değil herhalde. Afrika'da bambaşka yerlere gittiğimizde Fransa'yla sürekli karşı karşıya gelir olduk. Yani bu Türk-İslam konusuna biraz daha vurgu yapmamız lazım galiba, değil mi hocam? Kesinlikle bakın şimdi biz bu Türkiye'de işte etnik köken tartışması bazen yapıyorlar ya. İşte Türk kelimesi falan. Bakın çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Türk bir ırkın adı olarak kullanmazlar Avrupalılar. Türk demek Müslüman demek. Osmanlı tarihine bakın. Osmanlı tarihine bakın. Avrupalılar Türkler geliyor. Türk dediği zaman yani Müslümanlıkla Türkleri özdeşleştiriyorlar. Ve de şunu Evet, aynı. söyleyebilirim. Evet, şunu söyleyebilirim. Avrupalılar Türkiye'nin bu Türk İslam sentezinin yeniden ayağa kalkmasından korkuyor. Yoksa bakın emin olun Orta Doğu'daki bir devletten yani Türkiye'nin dışındaki bir devletten korkuları falan yok. O devletlerden bir tehdit algısı algılamıyorlar. Tehdit algıladıkları tek nokta, tek devlet bakın Türkiye. Niye? Çünkü hem teknolojiyle gelişiyor, teknolojisini geliştiriyor, hem o Türk İslam medeniyetinin sentezinin özü olan şefkati dünyaya gösteriyor. İşte Afrika'da o dediğiniz Sudan'da darbe yaptılar ya, bakın o Sudan'da yapılan darbe açık net söylüyorum Türkiye'ye karşı yapılmış bir darbeydi. Çünkü orada Sevakin adasında Türkiye üs kuruyordu. Hala şu anda var o şey iptal edilmedi henüz ama muallakta bir durum. Yani Türkiye bugün baktığınız zaman işte bu şefkat elini Somali'de, o Sevakin'de ve diğer Mali'de buralarda çok ciddi Bangladeş'te buralarda ciddi ilişkiler var. Bakın yine bir makalede diyor ki o bahsettiğim Türkiye'nin
dışarıya açılımını anlatan makalelerde bu Financial Times'da diyor ki Türkiye diyor 12 olan Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısını 42'ye çıkardı diyor. Bu bile diyor başlı başına büyük bir devasa olaydır diyor. Yani Afrika'ya açılımın şeyidir diyor. Buradaki yapılan anlaşmalar ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkaracak diyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ABD Batı ittifakına karşı yeni alanlar ediyor diyor. Yeni alanlar elde ediyor diyor. Ve bunu engellemeliyiz diyor. İşte biz bütün bunları göz önünde bulundurarak içeride birlik, beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Türkiye'nin tekrar diyorum, altını çiziyorum. İçerideki birlik beraberliği çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ve beraber olduğu sürece biz birbirimizi küçük böyle hani tabiri caizse ceviz kabuğunu doldurmayan şeylerle meşgul etmez isek Türkiye gerçekten dışarıda çok önemli şeyler yapıyor. Ha içeride meselelerimiz elbette var, sıkıntılarımız var ama giderilemeyecek sıkıntılar değil bunlar. Devletimiz de çalışıyor, milletimiz çalışıyor, bizler çalışıyoruz. İnşallah ben Türkiye'nin gelecek yüzyılda bakın dünyanın en önemli ülkeleri arasına hatta birinci sıraya yükseleceğine inanıyorum. Yeter ki biz çalışma azmimizi kırmayacağız. Çalışacağız. En iyi çalışan, en çok çalışan ülkesini seven insandır. Yani dolayısıyla da burada hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemek lazım. Yardım elini. Bakın yardım çok önemli. Dediniz ya, evet teknoloji konusunda gelişeceğiz. Savunma sanayimizi güçlendireceğiz. Diğer sanayimizi güçlendireceğiz. Ki biliyorsunuz Türkiye nükleer enerjiye büyük bir adım attı. İşte Akkuyu nükleer santrali hızlandı yapılıyor. Nükleer enerji çok önemli. Türkiye mutlaka nükleer enerji edinmek zorunda. Nükleer enerji demek yüksek teknoloji demek. Bakın yüksek teknoloji. Şimdi işte bu iklim vesaire diyorlar ya tekrar oraya dönelim. Evet. Bunun altında yatan bu arada asıl... hocam şimdi şunu hatırlatayım. İki dakikaya evet. Soruları alacağım, yorumları açacağım. Evet. Bir 5-6 dakikada soru faslı yaparız. İzleyicilere söyleyelim. 2 dakika sonra açıyorum. Hay hay olur. Şimdi bu iklim değişikliği, küresel ısınmanın altında yatan en önemli nedenlerden birisi de ne biliyor musunuz Türker Bey? Gelişmekte olan ülkelerin gelişimini durdurmak. Bakın net söylüyorum. Gelişmekte olan ülkelerin gelişimini durdurmak. Niye? Diyorlar ki efendim sera gazları salınımını, işte karbondioksit salınımını azaltın. Baktığınız zaman dünyanın en çok sera gazı salan doğaya, karbondioksit salan kim? Baştaki büyük devletler, gelişmiş büyük devletler kendileri nükleer silahlarını kullanıyorlar. Nükleer silah tesisleri var. Nükleer enerjiye sahipler. Ve geçtiğimiz günlerde bütün gelişmekte olan ülkelere karbondioksit salınımını ya da sera gazı salınımını azaltın diyerek kömür tesislerini durdurun diyorlar. Ama haber çıktı ki, haber o ki İngiltere dünyanın en gelişmiş kömür tesislerini kuruyor. Şimdi böyle bir çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz biz? Ya. Yani o yüzden uyanık olmak lazım. Bu her dedikleri işte iklim falan bunlar abartıyor, abartılarak üzerimize geliyor. Paris İklim Anlaşması diye bir şey var. Türkiye bu anlaşmayı imzaladı ama onaylamadı. Devlet aklı burada devreye girdi. Çok da iyi yaptılar. Ben onaylayacaklarını da zannetmiyorum. O yüzden Türkiye bütün bu teknolojik ve savunma sanayi alanındaki gelişmelerini bu Türk İslam medeniyetiyle sentezlerse bakın emin olun Türkiye'nin önünde duramazlar. Çünkü Avrupa'da nüfus oldukça yaşlanıyor bir. Avrupa'da insanlar bataklığa saplanmış. Uyuşturucu bataklığı var, her türlü fuhşiyat bataklığı var vesaire. Artık 2050 yılında Müslüman nüfusun Hristiyan nüfusu geçeceklerini hesaplıyorlar. Bakın adamlar 2050 yılını hesaplıyorlar. O yüzden böyle basit hesaplar yapıp basit işler peşinde koşmamak lazım. Milletler, devletler, bizim dışımızdaki devletler 2050 yılının hesabını yaparken biz oturup işte böyle tabiri caizse eften püften şeylerle uğraşmıyoruz. Evet, bence de kesinlikle. Şimdi birkaç soru alalım. Alalım görüş alalım. İzleyicilerimizden bakalım onlar neler soracaklar. Hocam gerçekten de çok önemli noktalara değindiniz. Yani hem mazlum coğrafyasında Türkiye'nin rolü giderek artıyor, artmalı da. İşte Libya'da mesela hocam, şimdi oraya getireceğim tekrar ama teknoloji konusunda da SİHA'larla, İHA'larla bambaşka bir seyre çevirdik. Hem de yine başka bir mazlum coğrafyasına ulaştık ve yine
Fransızların oyununu bozduk bu sefer de. Murat Akçay çok faydalandık, çok sağ olun demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gülizim o da evi. Bu iş bitecek mi demiş. Bu iş acaba korona mı hocam? Ya da başka bir şey mi kastediyor bilmiyorum ama. Eğer koronaysa Allah'ın izniyle Süveyş kanalının korona... arkasındaki plan, doların durumu, onunla birkaç şöyle birkaç cümle alalım hocam sizden. Şimdi Allah'ın izniyle bu koronavirüs belası uzmanların değerlendirmesi, gerek Dünya Sağlık Örgütü içerisindeki bağımsız bilim insanlarının değerlendirmesi diyorlar ki 2022'nin başında büyük ölçüde öldürücülüğünü kaybedecek, normal mevsimsel grip seviyesine düşecek diyorlar. Yani yavaş yavaş bundan kurtulacağız. 2021'in sonu, 2022'nin başı. Bunu böyle söyleyelim. Diğer soru neydi? Diğer şeyde bir şey daha söylemişlerdi. Yalar siyalar. Doları sordular o zaman, bir de Süveyş kanalında. Süveyş kanalı, ya bu şimdi tabii bunun altında birçok şey aranabilir. İşte bir firmaya ait olan bir gemi, 400 metre uzunluğundaki bir gemi bu şeyi kapattı. Ha burada bir kasıt arama var mı? Siz biliyorsunuz ki ben bu kasıtlıdır diyebilmem için elimde bir takım veriler olması belge gerekir. Belge olması lazım. Evet, belge ya da en azından böyle ciddi iddialar olması gerekir. Şu anda gözüken şey bunun bir kaza olması. Ve bu kaza nedeniyle dünyada ciddi bir ekonomik şey oldu, kaybı oldu. Tabii ben bunun altında umarım kötü şey aramıyorum. Yani en azından onu sağlayacak bana, o verileri verecek şey yoktur. Böyle kasıtlı olduğuna dair veri yoktur. Evet. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli sözleriniz, değerli yorumlarınız için. Estağfurullah. Gerçekten de çok güzel bir yayın oldu bence. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu fırsatı bize tanıyan Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Özellikle Suriye'de ve diğer mazlum coğrafyalarda yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bütün izleyenlere, bizleri canlı yayında izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Herkese çok teşekkür ettik. Türkiye Diyanet Vakfı'na da bir kere daha teşekkür ettik. Haftaya pazartesi yine saatler 22'yi gösterdiğinde bizler burada Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarıyla karşınızda olacağız. Haftaya yine dünyada neler oluyoru anlamaya, mazlum coğrafyalara yönelmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler. İyi geceler, iyi akşamlar.